Arkadaşlar selamlar. Şirosun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Üç tane harika konuşmacıyla ilk bölümümüzü bitirdik. Şimdi üç tane başka harika konuşmacıyla ikinci bölümümüze başlıyoruz. Bir iki dakika bekleyelim. Konuşmacılarımız gelsin. Siz gelin. Ben de buraya yazımı yazayım. Şirosiros 9 part 2 diye. Hızlıca bir dakika sonra başlayacağız. Ve üç tane harika konuşmacı bizi bekliyor. Alanlarında çok tecrübeli, çok başarılı üç tane konuşmacımız var. İlki Berke Sarpaş olacak. Kendisi girişim savaşçısı kurucusu. Harika bir girişimci. Uzun süredir tanıdığım ve çok sevdiğim ve çok da iyi bir konuşmacı. İkinci konuşmacımız Bahadır Kalası olacak. Stratejist ve eski TÜSİAD Brüksel Başkanı. Son konuşmacımızsa Ömer Şengüler. Ömer Şengüler Marka Bursu, marka ve pazarlama konusunda duayen bir isim bizlerle olacak. Birazdan başlayacağız. Yavaş yavaş arkadaşlar gelsin diye biraz bekliyoruz. Takriben bir dakikaya başlarız. Berke, bu arada sen eğer buradaysan senden ricam canlı yayına katılma isteği yollaman. Sonrasında hemen seni alabilelim. Takriben bir dakikaya başlayacağız arkadaşlar. İkinci kısma yeni başladık. Katılımcıların ve konuşmacıların yavaş yavaş gelmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz Instagram davet yolluyor. Canlı yayın olduğuna dair. Bir dakikaya başlıyor olacağız. Bari siz de müziğin tadını çıkarın. Ben de hızlıca. Benim YouTube sayfam var. İsmim soy ismim. Perçin İmrek diye yazarsan çıkacaktır zaten. Orada hem İngilizce dilinde hem de Türkçe dilinde konuşmalarım ve anlattığım konular var. Berke hoş geldin. Konuşmacımız da burada. Berke senden ricam konuşmaya katılma isteği yollaman. Hemen seni akabinde alalım. Harika. Evet arkadaşlar. Şirosiros'un müziği kapayım. İkinci kısmına hoş geldiniz. Üç tane harika konuşmacımız bizlerleydi. Şimdi üç tane harika, daha harika, daha harika değil. Üç tane daha harika konuşmacı bizlerle olacak. Ve konuşmacılarımızdan ilki Berke Serpaş. Berke'yi takriben bir 4-5 senedir tanıyorum. Girişim savaşçısı diye insanlara girişimcilik konusunda harika eğitimler veren ve bunu oldukça farklı yöntemlerle yapan bir organizasyonun kurucusu. Onun dışında da birçok girişim aktivitesinin ve faaliyetinin başında ve onun dışında da benim gözlemlediğim harika bir konuşmacı. Ve bunu hem İngilizce dilinde hem de Türkçe dilinde gayet iyi ve akıcı bir şekilde yapabiliyor. Tam bir dünya vatandaşı kendisi. Ama geri kalanını Berke'den dinleyelim. Berke'yi alıyorum. Basıyorum, pardon. Ki uzun süredir seninle etkinlik yapmamıştım. Bir Şiro gelmiştin konuşmacı olarak. Ama uzun süredir birlikte olmamıştık. Bu vesileyle seni görüyor olmak da güzel. Hoş geldin tekrardan dostum. Berçin merhaba, selamlar. Merhaba. Geliyor mu ses? Geliyor, harikasın. Şeyi de kapıyorum, suratın kapanmasın yorumları. Seni görmek güzel. Uzun süreden sonra nasılsın? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet, aynen. Biz de şimdi eğitim yürütüyoruz. Usta Birliği var. Şu anda yürürlükte yürüyen, devam eden program. O esnada ben bir programdan koptum. Size bir geldim misafiriniz olarak. Ondan sonra tekrar Hoş geldin. görevime Çok döneceğim. tut, Birlikte. çok tutmayacağız seni. 15 dakika senin Yok, vaktini rica ederim, alacağız. rica ederim. Yani zevkle Çok sen de uzun kısaca, yıllar bunu pardon, yapıyorsun çok ve kısaca olur tecrübe da ediyorsun. hani, tanımayan insanlar varsa çok Heh. kısaca kendinden bahseder misin en başta? Belki. Tabii memnuniyetle. Berke Sarpaş benim adım. Onu görmüşlerdi zaten posterden herhalde. Ben girişim savaşçısı diye bir program yürütüyorum. 7,5 yıl oldu. 30 Ağustos 2013 resmi Süper. lansmanı. Harika. Evet ve o günden bugüne bir dakika durmadı. Yani tek bir gün boşluksuz şekilde 7,5 yıldır non-stop devam ediyor. Büyüyerek devam ediyor. Girişim Savaşçısı dünyanın ilk disiplinler arası girişimcilik programı. Yani dünyanın ilk derken tabii yani Google'dan aratınca çıkmıyordu bundan. Kurulduğumuz yıllarda baktığımızda dünyada ilk olduğunu tabii böyle kapı kapı gezip bilemiyoruz ilk mi diyeyim ama yani bir örneğini Google'da görmedik. Hala da pek karşılaşmıyoruz. 7-7,5 yıl geçti. Bugün de disiplinler arası eğitimin öneminden artık
dem vuruyor dünya. Biz bu yolculuğa 7,5 yıl önce çıktık. Online eğitimlere 2013'te başladık. Bugün artık bütün eğitimler online. Biz zaten 2013 yılından beri girişim savaşı hafta etabını online yapıyorduk. Sen biliyorsun hafta sonları fizikiydi. Ondan sonra gene o tarihlerde SAT komandolarıyla beraber çalışmaya başladık. Programın en büyük özelliği girişimcilere dayanıklılık kazandırmamız. Yani asla vazgeçmeyen, dayanıklı ve en önemlisi baskı ve stres altında doğru karar verebilen. Az bilgiyle, az veriyle doğruya yakın kararı baskı altında verebilecek yetkinlikteki girişimci yetiştirmeyi hedefliyorduk. Bunun için gene çok sayıda uygulamamız vardı. Çünkü girişim savaşı 214 ders, 97 uygulama var. Çok yoğun bir program gerçekten de. 500 saatlik bir süreç. Dolayısıyla bu süreç içerisinde amacımız vizyonu açık, ufku açık, disiplinler arası düşünebilen. Bu çok önemli girişimcilikte yani. Çok önemli. Yani yaptığın işe farklı pencerelerden bakamıyorsan, yaptığın işte farklı konu ve kavramlar arasında denklem ve bağlantı kuramıyorsan, yaratıcı fikirler ortaya çıkarma şansın yok. Kesin bilgi yayabilirsiniz. İmkansız. Yayın arkadaşlar. Ben bardak işi yapacağım. İnternetten işte ne bileyim ben peynir satacağım, zeytin satacağım. Ne satarsan sat, ne yaparsan yap. Yaptığın işin bambaşka disiplinlerle arasındaki bağlantı ve köprüleri görebiliyor musun? Genetikle, fizikle, ekonomiyle, psikolojiyle nasıl bir ilişkisi ve teması var? Bu bağlantılar üzerinden fark yaratan işler ortaya çıkıyor. Bu bağlantılar yoksa sıradan işler ortaya çıkıyor. Yani bu kadar net. İkincisi, girişimcilikteki en büyük meziyet az bilgiyle doğruya yakın kararı baskı altında verebilme becerisi. İşte bugün ben 7-7,5 yıldan beri arkadaşlarımla ve dağlarda SAT komandolarıyla girişim bitirirken bana gülüyorlardı 2014'te. Kardeşim ne alakası var çayın çamurun içinde girişimcilik mi olur bilmem ne filan ama şimdi bak ne oldu? Pandemi girdi hayatımızın içerisine ve bu ağır baskı altında bu baskıyı yönetebilen, duygularını kontrol edebilen insanlar o süreci devam ettirebiliyor. Edemeyenler pırasa gibi yere yapışıyor. Yani girişimcilik böyle bir alan. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz girişimcilik. Yani hani merhamet etmez. Çok acıdır, çok serttir. Ki girişimcinin bir de şöyle bir durumu var. Yani bana girişimcilik öyle bir ruh hali ki diyorsun ki sen ya bana hayatın yüklediği zorluklar az geldi. Ben bir de böyle çıkacağım ortaya. Başka problemleri de sırtlanacağım. Yani dolayısıyla sen o problemleri de sırtlanmasına da bunun bir de tabii sana bir dönüşü olacak duygusal manası. O duygularını kontrol edemeyen insana girişimcilik değer yok. Dolayısıyla yöntem geliştirmeyi, hızlı karar vermeyi, doğru karar vermeyi ve her şartta ve koşulda ayakta kalarak özgüvenli şekilde adım atabilmeyi girişimci bilmiyorsa isterse dünyanın en yaratıcı işini yapsın yine başarılı olamaz. Ya geri dönem. Ben şunu sormak istiyorum sana belki. Biraz daha zamanı geriye alıp sormak istiyorum. Senin böyle bir insan olmana olanak veren parametreler neler oldu? Bu 2014. Ben Avustralya'da okudum. Ben burada Bilkent'i bitirdim. Sonra Avustralya'da Melbourne Kraliyet Üniversitesi'ni bitirdim. Türkiye'ye döndükten çok kısa bir süre sonra kendi işimi kurdum. İnternetten organik tarım ihracatı yapmaya başladım. Sene 2004. Yani bugünden 16 sene back gidiyoruz. 2005'te bu işi yaparken bunun eğitimini vermeye başladım. Ve girişimciler internetten nasıl kendi işini kurar, nasıl ticaret yaparsın temalı eğitimlere geçtim. 2005'te Alibaba nasıl üye olunur? Yok işte Google'da nasıl yukarı çıkılır? Efendim işte yok pazar araştırması internetten nasıl yapılır? Kendi web siteni nasıl kurarsın falan gibi böyle bir takım eğitimleri insanlara vermeye başlamıştım 15 sene evvel. 2006-2007 böyle gitti çeşitli kurumlarda part time. 2007'de bir kurum kurdum. Coproline diye. Coproline'de Türkiye'nin ilk e-girişimcilik okulu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 7 senede 5000 kişi yetiştirdik orada. Bu şöyleydi yani geliyorsun bizim programa biz sana internetten iş kurduruyoruz. İşte bu noktada ürünü seçiyorsun, pazar araştırması yapıyorsun, web siteni kuruyorsun, müşterileri buluyorsun çatır çatır. Sonra da işte işini kuruyorsun gidiyorsun filan gibi böyle bir kurs düşün. Bu 2007'den 2013'e kadar 2007-2013'te yani 7 sene kadar falan ben burada 5000 girişimciyle çalıştım. Orada çalışırken ki 2 tane de zirve yaptık. Dijital Ekonomi Ticaret Süresi Hilton Convention Center'da 2011 ve 2012'de. Ve bu süreç içerisinde şunu gördüm. Girişimcilere sadece teknik olarak bir iş nasıl kurulur, pazar araştırması nasıl yapılır, web sitesi nasıl kurulur veya bir Udemy'de sunulan kursları alsan versen girişimci olmuyor. Yani o kadar basit değil. Yani ne olacak ya işte web sitesini kurdur, işte ne bileyim ben pazar araştırmasını yapmayı öğret, işte ürünü bilmem seçtir filan zaten oradan yürü gider. Öyle olmuyor işte. Çünkü ben 7 senede 5000 girişimciyle çalışırken şöyleydi bizim çalışma şeklimiz Perçin. Sen biraz anlatmıştım, hatırlıyorsundur. Mesela adama şimdi bir hafta biz pazar araştırması öğretiyoruz. Sınıfımızda da bilgisayarlı bir ortamımız var. Yani herkes biz bu lafları anlatırken bir yandan pazar araştırmasını yapıyor. Yani şey gibi bir düzen yok bizde böyle. Hani genel kültür eğitimi değil. Eğitiyorsun adamı pazar araştırması, öğretiyorsun. Hands on dediğimiz yani adam orada bilgisayara giriyor bir yandan pazar açması yapıyor falan. Oğlum çocuğum neyse işte çocuğum oğlum adam 40 yaşında ama yani bu arada çocuğum oğlum bakma yani hani kurs dilinde böyleydi hikaye şaka bir yana. Ondan sonra tamam mı abi tamam hocam filan.
Anladın mı nasıl yapacağını? Anladım. Şimdi git önümüzdeki hafta pazar arasını yap. Hedef ülkeleri bul. Gel ben seni işte Ali Baba'ya kayıt, EC Plaza 21 bilmem ne, B2B marketplace'ler, buralara kayıt edeceğiz. Seni yurt dışıyla temasa geçeceksin. Müşterilerle yazışacaksın. Ürün satacağız yurt dışına, değil mi? Yani sonuçta işimiz bu. Adam 40 yaşında kelli felli adam gelmiş oraya, iş kurmaya gelmiş. Yani para vermiş, zaman ayırmış, onun için gelmiş oraya. Geliyor adam bir yere. Yani adam derken bu bir kişi değil. Yani bu ben bütün insanlardan söz ediyorum. Ben de geliyorum oraya. Tamam mı? Yaptınız mı abi? Buldunuz mu hedef pazarı? Hocam şimdi şöyle oldu. Bu hafta zaten mesai vardı. Bir de işte hava biliyorsun iklim çok kötü. Dalı Elektrik yok. E sallanır. kardeşim yani yapmadın. Yani bu şey değil. Bak tekrar üniversite öğrencisi falan değil. Bu koca adam 40 yaşında adam. Yani işi gücü olan adam yani bu. Hani çocuk şeyi değil yani bu. Hani genç adam 15 yaşında annesi göndermiştir de filandır da. Ya öyle bir şey değil bu yani. E ki üniversite öğrencileri gördüm ben. Ne üniversite öğrencileri gördüm? Çatır çatır yani hepsine taş çıkarır. Onunla da bir alakası. Bu yaşla alakalı bir sorun değil abiciğim. Yani hayat geçen zamanla ilerleyen bir şey. Sen 80 yaşına da gelsen çocuk gibi davranabilirsin. 80 yaşına gelsen duygularını kontrol edebilirsin. 80 yaşına gelsen hayatını Katılıyorum. kontrol edemeyebilirsin. Ya yani bunun yaşla pek bir alakası yok. Bir alakası var. Hiç diyemeyeceğim ama gerçekten çok göreceyle yani göreceli bir alakası. Sen attığın adım kadar gelişiyorsun hayatta. Bu kadar basit yani. Neyse dedim ki bu böyle olmayacak. Yani hakikaten sinirim bozuluyor. Çünkü benim de şey bir tipim yok yani işte parayı al hizmeti ver işi bitir. Ya ben oraya bir iddiam var yani adam iş kuracak. Ben de bundan memnun mutlu olacağım. Ya diyeceğim ki adam geldi işini kurduk. Ben de işte bak bunu biz kurduk falan. E yapmıyor adam siteyi. Yani şeyi yapmamış. Pazar araştırmasını yapmamış. Ben şimdi nasıl bu adamı müşterilerle yazıştıracağım? Nasıl bu adamı web diye baktım ki bu iş böyle olmayacak. 2013 yılında ben ayrı kapattık şirketi. Kapattık yürüyen işi kapattık yani. Sanma ki talep düştü. 2013 yılında e-ticaret ve e-girişimcilik programı vardı. Niye kapayım? Şimdi bu hala zaten çok büyük bir ihtiyaç. Aradan geçmiş bilmem kaç sene. Yani talebi malebi vardı. Sonuç talep değil. Sonuç şu, sorun var. Yani ben istediğim, ben tatmin olamıyorum. Yani ben sonuç alamıyorum. Dolayısıyla girişim savaşçısını 2013 yılında böyle kurdum. Kurarken dedim ki kardeşim teknik bilgi tamam. Okey eyvallah olsun ama abicim bu adamlara ben asla vazgeçmemeyi öğreteceğim. Bu adamlara ben baskı altında streslerini kontrol edebilmeyi öğreteceğim. Bu adamlara ben vizyonu ufku açık olmayı göstereceğim. Bunları ve bunu disiplinler arası yapacağım diyerek yola çıktım. İşte o gün bugündür Harika. 7,5 sene geçti. Yani benim meslekteki 16 senem 16 senedir kafada saç kalmış olsa da 15 sene önceki saçtan daha az miktarda saç var. Girişimciler sağ olsun hakkımdan gelmeyi başardı yani bu süreçte ama tepiniyoruz. İşte hala usta birliği devam ediyor şimdi. Oradan koptum size geldim. Tekrar göreve döneceğim ama durum O böyle. zaman görevine dönmeden son bir soru daha sormak istiyorum sana. Bundan sonraki planların ne? Girişim savaşçılığı sürdürmektir muhtemelen. Bunun dışında planların var mı? Bunun dışında planlar şu. Yani bizim hayatımız diyeyim benlik kalmadı. Benle başladı da benle devam etmiyor. Koskoca bir teşkilat oldu burada çünkü. Ya bizim planımız girişim savaşçısını uluslararası çapta yaygınlaştırmak ve buna çok az ramak kaldı yani buna. Çünkü biz bugüne kadar yaptığımız her şeyi geleceğe yatırımla yaptık. Hiçbir şeyi anlık zaferlerin peşinde olmadık. Dur şuradan birini bir uçuralım da onun da reklamını yapıp buradan ekmek yiyelim falan gibi değil de hep altyapı, altyapı, PAF takımı oynayacaksınız kardeşim. Buradan bütün girişimcileri, bizi izleyen 43 vatandaşa söylüyorum. Bakınız, çok sevdiğim adamın adını hep, ya Allah hep bu adam, kitabını okudum adamın hala adını bakıyorum. Makio Kuku diyeceğim ama Makia Kaku olması lazım. Karıştırıyordur ama anladınız kimden söz ettiğimi. Şu Kızılderili'ye benzeyen abi. Bak adamın çok güzel bir lafı var arkadaşlarım. Arzuyu öteleme davranış. Arzuyu öteleme davranışı gösterebiliyor musunuz? Gösteremiyor musunuz? Arzuyu öteleme davranışı şu. Şimdi bugün yemekteyken Sarp'a dedim ki benim oğlana bak dedim. Yılbaşında monopoli alacağım. Ya da ama bunun için 15 gün bekleyeceğim. Ya da istersen bu akşam kızma birader oynarım seninle dedim. Bu akşam kızma birader oynamazsan ve 15 gün beklersen de bir monopolin olacak ve monopoli oynayacağız beraber dedim. Bayağı kafa gitti geldi. Şimdi burada eğer 15 gün sonrasında yeni bir oyunun daha olmasını yatırım yaparak şu anda kızma birader oynama hazzını öteleyebiliyorsan başarılı oluyorsun. Yok ben hemen şimdi kızma biraderimi oynayayım diyorsan senden bir şey olmuyor. Aslında bütün hikaye bu. Arzularınızı öteleyeceksiniz abicim. Tamam mı? Ya şimdi en güzel arabaya bineyim. Şimdi şan şöhret olayım. Şimdi Berke Sarpaç'ı tanıyayım. Tanımayın. Nasıl olsa tanıyacaksınız. Günü gelecek. Bugün o gün değil. O günü bekleyeceksiniz. O gün için hazır olacaksınız. Şan, şöhret ve paraya hızla elinizi uzatmaya çalışırsanız sonuç hüsran olur. Zaten genellikle de şan, şöhret ve paraya hızla kavuşanların büyük bölümü dolandırıcıdır.
Son sözlerim de böyleydi. Ya vakti de açtım inşallah. Süper. Ya, estağfurullah. Çocuğuna marshmallow deneyini yapman da çok güzeldi. Süper. Aynı onun şekilde. dışında insanlar seni nereden takip edebilir? Bir de onu sorayım. Çünkü senin anlatacak çok Berke şeyin var. Sarpaç var Instagram'da. Berke Sarpaç'ta YouTube kanalım var benim. Çok şahane. İki ay oldu açalı. Orada her hafta paylaşım yapıyorum. Güzel video çekiyorum. Çalışıyorum. Yani öyle hani sohbet muhabbet videosu değil. Bayağı içerik yazıyorum. Makale yazıyorum. Makalenin videosunu çekiyorum. Böyle 5-6 dakikalık videolar. İçerik güzel. Yani Süper. benim diye söylemiyorum. Bir girin izleyin. Bence beğenirsiniz. O da YouTube'da Berke Sarpaç değil mi? Berke Sarpaç. Instagram'da da var. Hesabım. Onun dışında Twitter'da pek bir şey yapamıyorum. Oraya hala alışmış değilim. LinkedIn'de varım. Orada da makale newsletter'ım var. Newsletter da çok şahane. LinkedIn'den newsletter'a abone olabilirsiniz. Mailinize düşer. Böyle ama Süper. arkadaşların soruları falan olmayacak herhalde değil mi? Artık da bir zamanı da açtık biraz. O zaman tam şu an 15 dakikadayız. Diğer konuşmacılara ayıp olmasın Tamam. diye. Tamam. Ağzına sağlık. Senin de Peki. çok vakti almayalım. Dediğim gibi arkadaşlar belki diğer konuşmacılar gibi çok şey edinebileceğiniz bir konuşmacı. Instagram'dan, YouTube'dan, Tamam. LinkedIn'den kendini takip edin lütfen. Seni görmek de güzeldi. Umarım ilk fırsatta Sağ ol yüz Berk. yüze bu sohbeti gerçekleştiririz olsun. İnşallah abi. Ağzına sağlık. Görüşürüz. İyi Görüşmek çalışmalar. üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, dördüncü konuşmacımız girişim savaşçısı. Hep onu karıştırıyorum bazen. Girişimci savaşçısı demek diyesim geliyor ama girişim savaşçısı kurucusu Berke Sarpaç bizlerleydi. Şimdi beşinci konuşmacımızı alacağız. 15 saniye ben nefes aldıktan sonra bu arada kendisini tanıtayım. Beşinci konuşmacımız Bahadır Kaleağası. Bazılarınız ismini duymuş olabilirsiniz. YouTube'da, haberlerde, haber kanallarında, ulusal televizyonda kendini görmüş olabilirsiniz. Çünkü Bahadır Kaleağası ünlü bir stratejist. Ben de kendisiyle 8 sene önce, takriben 8 sene önce Belçika'da yaşarken Brüksel'de, TÜSİAD'da hem sponsorluk için gittiğimizde sonrasında da staj yaptığımda kendisiyle bir aradaydım. Ve daha kendisiyle tanışmadan babam bana şey demişti. Brüksel'e gittiğinde kesin Bahadır Kaleağası'yla tanış demişti. Ben de zaten tanıştım demiştim. Kendisini çok iyi ifade edebilen, çok entelektüel gerçekten. Ben de çok şey öğrendim ve umuyorum ki ömür boyu öğreneceğim biri. Kendisini alıyorum. Kendisini kendisinden dinleyin. Bence benden dinleyeceğinize. Bahadır Bey'i yavaştan alıyoruz. Şimdiden hoş geldiniz Bahadır Bey. Merhaba Bahadır Bey. Selamlar Perçin. Selam, nasılsınız? Fena değil. Fena değil. Hafta sonu rehavetim. Bugün tembellik yapayım dedim. Dışarı çıkmayayım, evde oturayım tüm gün dedim. Meğerse herkes öyle oturuyormuş. İyi İyi oldu. yapmışsın. Tamamen kendi hür iradenizle evde oturuyorsunuz. Yani. Yani niyetim zaten bozuk da öyleydi. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bu dönem sizin için nasıl geçiyor Bahadır Bey? Önce onu sorayım. Yani çok ciddi bir sorun yok. Benim açımdan bir sağlık sorunu yok. Kişisel veya kurumsal hayatta pandemiden etkilenen finansal bir kriz durumu yok. Bu sorunlarda olan, bu konuda olanlar, nakit akışıyla uğraşanlar, bulundukları ortamda, ekosistemde insan kaynaklarıyla uğraşanlar, için çok daha zor bir dönem olduğunu biliyorum. Onları da dikkate alaraktan benim açımdan tabii ki istenen hiçbir parametre olmasa da iyi, bence iyi. Yani iyi geçiriyorum. Çok kitap okuyorum, çok şey yapıyorum. Sosyal medyada da çok paylaşımlar oluyor. Medya programları devam ediyor. Diğer bir takım danışmanlık konuları devam ediyor. İlginç bir dönem. Yeter ki toplumlar çok daha fazla yoksullaşmadan ve can kaybı olmadan geride bırakalım ve bir sonraki dönemi de iyi hazırlayalım ki işte senin de girişimlerin, eğitimlerin, yaptığın tüm bu programlar aslında bir sonraki dönemi hazırlıyorlar. O bakımdan da kutluyorum. Teşekkürler Bahadır. Ben sizi çok kısaca tanıttım ama dilerseniz siz de çok kısaca kendinizden bahsederseniz neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? İnsanın ya işte hani ukalalık Google'a, Wikipedia'ya bakın diyeyim. Çünkü zor insanın kendisinden bahsetmesi ama yani yurt dışında geçti yaşamın çoğu, dünyanın değişik ülkelerinde. Uluslararası ilişkilerle uğraştım. Önce akademik bir kariyer. Galatasaray Lisesi'ni bitirdim. Brüksel Üniversitesi. Orada öğretim üyesi oldum. Dünya tarihinde ilk defa içinde Avrupa Birliği geçen bir dersi vermek de bana nasip oldu. Çünkü Avrupa Birliği 1992'de yeni kurulmuştu.
Ben de Avrupa Komisyonu'nda bunu kuran sistemin hükümetler arası konferansının içinde görev almıştım. Avrupa ve Doğu Stratejik Araştırmalar Biriminde. Dolayısıyla biliyordum. Üniversite ilk bana verdi görevi. Çünkü bir an önce yapmak istiyordu. Böyle bir ders koyulması istiyordu. Çünkü o zamana kadar Avrupa Ekonomik Topluluğu vardı. Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizmaları dersiydi. Şimdi çok başka ders verdim. Siyasi doktrinler, Avrupa Birliği'nin uluslararası ekonomik ilişkileri. Yani bu konularda akademik uzmanlığım vardı ve danışmanlık yapıyordum. Sonra TÜSİAD'ın Brüksel temsilciliği. Sonra uluslararası koordinatörlüğü. İşte Pekin, Berlin, Washington, Londra, Paris gibi işler. Sonra TÜSİAD'ın yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği. İşte o Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu'nun icra kurulu. Paris Bosphorus Enstitüsü hala devam ettirdiğim ve daha birinci planda tuttuğum Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanlığı. Ki o da bir düşünce kuruluşu. Esas olarak Fransızların ağırlıklı olduğu ama Paris, Berlin, Brüksel ekseninde Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri konularında çalışıyor ama hani bu illa ikili ilişkiler değil, işte enerji politikaları, göç politikaları, dijital dönüşüm, çevre konuları gibi birçok alanlarda önde gelen siyasetçilerin, fikir, düşünce dünyası, kanaat önderlerinin, iş dünyası liderlerinin bir araya gelip ortak tartıştığı, ortak bir takım veriler en azından üzerinde anlaşmaya çalıştığı veya yönelimler üzerinde anlaşmaya çalıştığı bir platform, bir kulüp. Ve tabii bunun gibi birçok yerde işte üyeyim, danışma kurulu üyesi, yönetim kurulu üyesi, böyle çoklu işler yaparak ve de arada da özgürlük alanı peşinde koşarak geçen bir yaşam. Peki bu kadar yaptım. Kitaplar bu falan kadar da lazım. Onları unuttum. Birçok da kitabım var. Hepsi webde. Bu kadar şey başarmış, bu kadar dünya vatandaşı olan birinin bundan sonraki projeleri ne peki Bahadır Bey? Zaten muhtemelen profesyonel anlamda doyuma ulaşmışsınızdır ama sizin gibi üretken insanlar aslında hiçbir zaman doyuma da ulaşmıyor. Hep daha fazla üretebilir. Şu an bence tecrübenizi paylaşmak konusunda inanılmaz yıllardasınız. Sizin planlarınız ne bundan sonra? Duymak isterim çok kısaca. Yani şöyle, Cumhurbaşkanı olayım bela fena olmaz diye düşünüyorum. Hemen anayasayı değiştirip parlamenter rejime geri dönmeyi sağlardım ve o dönemin partiler üstü, tarafsız ve çok da yetkili olmayan, öyle olması gerekir, Cumhurbaşkanı olmaya çalışırdım. Yani planım Cumhurbaşkanı olmak ama o hedefe gitmek için gerekli yolu, yol çok tabii farklı bir yol. Ondan geçip geçmek istemediğime emin değilim. Muhtemelen o, evet. Niye? Politik. Zira ülkenin sorunlarını gördüğüm zaman, insan hakları, özgürlükler ortamı, Türkiye'nin nasıl dünyada çok ileri gidebilecekken geri kaldığını, aslında çok da zor olmadığını, Türkiye'nin çok ileri gitmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çok daha iyi bir ülkede yaşamaları, yaşamaya başlamaları çok zor olmadığını, çok zor olmadığını, sanıldığından daha kolay ulaşabileceğini ve bunun yollarını gördüğüm zaman veya görenleri dinlediğim zaman, görenleri okuduğum zaman değişik alanlarda, ister istemez tabii ki insan bunu düşünüyor. Ya ben işte bu yaşa geldim, kendim için de ama ülke için, toplum için, dünya için bir şey yapayım. Yani yararlı olayım diyor. İşte kendim için yapmak, kendini mutlu hissetmek, mutlu da işte iyi bir şeyler yapınca oluyor. Toplum için yapmak, doğa için iyi şeyler yapmak. Başka ne yapacağız? Yani gelmişiz gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Dolayısıyla iyi bir şeyler yapmaya çalışmak. Bu böyle hani çok da ulvi, aman ne güzel biz süper insanız falan da değil. Çünkü iyi şeyler yapmanın egoyu tatmin eden, insanın kendini tatmin eden bir boyutu da olduğunu düşününce, yani aslında iyi bir uzlaşma. Dünya için, toplum için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Arada da kendin için iyi bir şey yapmış olursun. Çünkü dünya için ve toplum için, işte doğa için iyi bir şeyler yapmış olmak seni de mutlu ediyor. Vay be, ben de iyi bir şeyler yaptım bu dünyada ya diyorsun falan. İşte insanlar seni daha çok takdir ediyor. İyi yani, bence böyle bir ilerlemek gerekir. Fakat ben küçükten beri bir şeyi farklı düşündüğümü anlamıştım. Yani çok farklı diye benim gibi olan da vardı. Çok sonra da bunu hep anlatmaya çalıştım. Çocuklara hep hani ne olacaksın büyüyünce, ne olacaksın denir. Yani bence daha iyi bir soru, büyüyünce neler yapacaksın? Bir şey olmak değil, bir şeyler yapmak. Dolayısıyla geleceğe de öyle bakıyorum. Yani demokrasi için, dünya için, toplumlar için, ülke, işte etrafımız için yapabildiğimiz kadar iyi bir şeyler yapma planım var.
Şimdi bile işte konuşurken bizi dinleyen çok değerli arkadaşlarla konuşurken arkadaşlar aman demokrasiden, özgürlükten asla taviz vermeyin. Olmadan ekonomi de olmaz, biz de olmayız demek iyi bir şey. Siz de biliyorsunuz bunun iyi olduğunu ama işte benim deneyimime sahip birisinden de duyun. Türkiye örneğin uluslararası, dünyadaki uluslararası yatırım ve para gelir mi? Teknoloji gelir mi? Daha varlıklı turist gelir mi? Ülke daha kalkınır mı? Daha çok istihdam, daha çok iş, daha güzel bir toplumda yaşar mıyız? Hayır, demokrasi olmadan, özgürlük olmadan, yani her yere adını yazmamız gereken duvara, dağa, taşa, toprağa, suya özgürlük olmadan asla olmaz. Özgür toplumlar girişimci olur. Özgür toplumlarda sosyal sorumluluk ağları daha iyi gelişir. Özgür toplumlarda yaratıcılık, sanatta, teknolojide, bilimde, her alanda aile yaşamı dahil olmak üzere çok daha iyi olur. Dolayısıyla işte böyle bir deneyimi paylaşıyor olmak iyi bir şey yapmak. Dolayısıyla ben tamam şu an gelecekteyim, planımı uyguluyorum. Şu an bile uyguluyorsunuz. En son okuduğum kitap, siz bahsettiniz madem, oradan biraz ilerleyelim. Why Nations Fail, Uluslar Neden Başarısız Olur kitabını okumuşsunuzdur mutlaka. Orada bir ulusun başarı ve başarısız arasındaki en büyük farkı, sizin dediğiniz gibi demokrasi ve özgürlük gibi parametrelere bağlıyor. Ona da bağlı olarak disruptive creativity, yani yıkıcı yaratıcılığa bağlıyor. Ve buna fırsat veren ülkelerin başarılı olduğunu, fırsat vermeyen ülkeleri, işte tekelcilik, sayılmacılık gibi parametrelerle ilgili başarısız olduğundan bahsediyoruz. Sizin için peki, Türkiye'nin potansiyelinde olmadığı ve çok daha iyisini yapma potansiyeli olduğu açık. Özgürlük ve demokrasi dışında başka ne parametreler var sizde? Bizi daha iyi hayat kesinlikle pozisyonu. Yani özgürlük, demokrasi ve hukuk, yani Daron Acemoğlu kitabında bundan bahsediyordu ki benim hem liseden arkadaşım hem mahalleden diyeyim yani yazılarım. Daron bu konuda bunu ekonomik formüllerle kanıtlıyor. Yani hukuk, özgürlük yoksa ekonomi yok. Bu kesin. Hatta Twitter'da Kalegas adresinden son olarak hem onun çok ilginç olduğunu söylemen, hem Daron'un hem de başka bir takım kaynaklardan bir takım grafikler geçtim. Daha biraz önce bağlanmadan önce geçtim. Aynen bu konudaydı. Yani o grafikler de Türkiye'nin geçmiş yıllarda nasıl demokrasi ve insan hakları ve hukukta ilerledikçe iyiye gittiğini, nasıl daha kötü gittiği yıllarda da ekonominin de kötüye gittiğini çok güzel gösteren grafikler. Hemen şu an Kalegasi adresinde var Twitter'da. Evet, yani bu bir kere önemli. Çünkü konuştuğumuz konu, yani Ay'a Mars'a gitmekten bahsetmiyoruz. Çünkü Türkiye daha gitmedi. Ha, bu arada giden ülkelerde arasa baktığımızda işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Birliği, bunlar zaten çok önemli uzay programları ve bugünü belirleyen, kullandığımız tüm teknolojileri belirleyen atılımlar içindeler. Yani uzay öyle ayakları yere basmayan değil, tam tersine ayakları yere basan bir alan. Her konusuyla, yani yazılımlarından işte kullanılan bir vidasına kadar, kumaşların dokusuna kadar her şey oradan dünyaya yansıyor ve 20. yüzyıldan beri bu böyle. Ama bunların yanı sıra Japonya'sı, Güney Kore'si, hani onu bırakalım Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, bütün bunların projeleri var. Dolayısıyla Türkiye bunu yapmak zorunda. Uzun bir giriş oldu ama yani Türkiye bunu yapmak zorunda ama daha yapmadı. Yapıp yapamayacağını bilemeyiz. Ama daha demokrasiye saygılı, insan haklarına saygılı bir ülke olabildi. Toplumsal kalkınma konusunda çok daha iyi gittiği, eğitim reformunun, daha çağdaş konuların, dünyayı da çevreden politikalarından tutalım, toplumsal cinsiyet eşitliğine, her alanda dünya gündemini çok daha iyi yakalayabildiği bir ülke olabildi. Yani Ay'a Mars'a gitmekten farklı. Dolayısıyla yine yapabilir. Ve yapabilmesi gerekiyor. Ama bunu üçüncü bir şahıstan bahsetmiyoruz, Türkiye diye. Yani Türkiye biziz, hepimiziz. İktidar da biziz, muhalefet de biziz. Dolayısıyla evet, yapmamız gerekiyor bunları. Bunlara daha fazla her alanda sahip çıkmamız gereken fikirler. Birleşmiş Milletler'in sürülebilir kalkınma amaçları, bu 17 tane amacı var. Renkli renkli kutularla böyle güzel afişler şeyleri vardır. Ben de sosyal medyadan çok paylaşıyorum. Instagram, YouTube, işte bilmem Twitter'da. Sanılmasın ki bunlar çok büyük retorik değil. Hepsi çok iyi düşünülmüş konular. Dünyanın tüm ülkeleri kabul etmiş. Bunları hayatımıza uygularsak, yani mesela bunlara iyi uymayan, bunları iyi filtrelemeyen artık bir şirketin de başarılı olmasına imkan yok. Hem tüketici gözünde hem finans kaynaklarının gözünde. Dolayısıyla tüm bu alanlar ülke için de geçerli. Yani şirketler için, kendimiz için geçerli olan her şey, daha iyi bir dünyada yaşamak için Türkiye için de geçerli. Yapması gereken Türkiye'nin aslında bizlerin büyük olasılıkla zaten düşündüğümüz konuları devlet aklına, devletin uygulamasına yansıtması. Yine üçüncü bir şahıstan bahsetmeyeyim. Bizim bunu talep eder ve yaptırtır hale gelmemiz. Bahadır Bey, sizle saatlerce konuşabilir ve saatlerce dinleyebilirim. Kişilerin bu fırsata ulaşması için
Size nerelerde ulaşabilirler? Onu sorayım size yavaş yavaş veda etmeden ve teşekkür etmeden önce. Tabii reklamlar. Twitter, Kale Agasi'yim. YouTube, Kale Ağası arşiv, bir arşivim var orada yani. Diğer yerlerde yayınlanan şeyler zaten ama oraya da koyuyorum. Ama ona da yani orada da her şey var. Birçok yani son 1-2 yıldaki nasıl bir dış politika, nasıl bir ekonomi, nasıl kalkınma, eğitim, girişimcilik bu konularda kısa kısa videolar da var. Televizyon programları, kayıtları var. Twitter'da Kale Agasi dediğim gibi ve Instagram'da Bahadir.KaleAgasi. Bir de tabii www.kaleagasi.net. Ama sadece tek taraflı olmasın, etkileşim için lütfen gelin. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Bahadır Bey, ağzınıza sağlık. Ben yaklaşık 10 senedir hayatımda sizden çok sevdiğimde bulundum. Arkadaşlarım da bulunması beni memnun eder. İyi ki varsınız. Çok güzel bir sohbet oldu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sevinç duydum, onur duydum. Çok teşekkürler. Bir mukabele. Kendinize iyi bakın Bahadır Bey. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 5. konuşmacımız, ondan 1. konuşmacımız Bahadır Kalası da sizlerleydi. Ufak bir 15-20 saniyeden sonra, bu arada bakayım, Ömer Bey de bizlerle tabii ki. Çok kısa bir es verdikten sonra size ve bana şöyle 5 konuşmacıyı davet ettik arkadaşlar ve şimdi son konuşmacımız bizlerle olacak. Yeni katılanlar için çok ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu etkinlik ücretsiz tabii ki bildiğiniz gibi. Fakat kurduğumuz bir Damla Derneği'ne eğer öğrencilerin akademik hayatına destekli bulunmak istiyorsanız bizim kurduğumuz bir Damla Derneği'nin bir destekçisi maddi ya da manevi olabilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgilenirseniz benimle temasa geçebilirsiniz ya da birdamla.org sitesinden detaylara bakabilirsiniz. Destekçilerimiz çok küçük meblağlarla öğrencilere çok büyük farklar yaratabiliyor. Ve şimdi son konuşmacımızı alıyoruz. Sanki ben kendisini bir senedir tanıdığım, hatta Miami'de aynı zamanda bulunduğumuz ama buluşamadığımız, biraz boş başlayalım Ömer Bey. Sonrasında İstanbul'da buluştuğumuz ve arkadaş olduğumuz, tabii ki abim ve mentorum Gülfü'yle bakıyorum kendisine. Alanında çok tecrübeli, sohbeti çok keyifli ve marka konusunda Türkiye'nin tanınan, hatta dünyanın tanınan isimleri arasında olan Ömer Şengüler bizlerle olacak. Ömer Bey'i son konuşmacı olarak burada davet etmekten onur duyuyorum. Ömer Bey, sizi alıyorum şimdi. Bu arada kaydı olacak bu sohbetlerin. O yüzden izleyemeyen, bir sebepten dolayı katılamayan arkadaşlarınız davet edebilirsiniz. Ömer Bey, merhabalar. Merhaba Perçin. Nasılsınız? Arkanızda New York var sanırım. evet Times Square. Evet. Çok sevdim Times Square. Evet, evde bir iki odada Times Square var. Bende de arkada Peru var. Evet. Pardon. Telefonum yok. Nasılsınız? Nasıl keyifler? İyiyim valla. Seni görüp de iyi olmamak mümkün mü Perçin? Hayran olduğum adamsın. Estağfurullah. Teşekkürler. Bir mukabele. Duygularımız karşılıklı. Şu an sizin çıkacak olan kitabınızı da okumak benim için büyük keyif. Belki ondan da bahsetmek istersiniz. Ömer Bey, sizi bir çok... Bitirebildin mi? Şu an yarısına geldim. Her gün kendime şey yapıyorum. Tek bir sayfa okuyorum. Okuduğum başka kitaplarda olduğu için. Normalde bitirmesi kolay bir kitap gerçekten. Zevkli bir kitap. Ama kendime diyorum ki işte her kitaptan 20'şer sayfa. Hepsini kolay halledebilmem adına. Çok kısa... Kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim Ömer Bey. Sizi birçok insan tanıyor ama tanımayanlar için neler yaptınız, neler yapıyorsunuz çok kısaca bahseder misiniz? Kaç dakikamız var toplam? Toplamda 15 dakikamız var. 10 dakika sizin için uygunsa sohbet edip son dakikalarda da soru cevap alalım diye öneriyorum. Instagram atacak bizi değil mi sonra? Evet, atıyor. Buna göre konuşayım. Benim de 8'de bir eğitim başlıyor tabii, o da var. Sen şey dedin, sohbet edeceğiz dedim, bir rahatladım yani, iş konuşmayacağız dedin. Yok dedin. Sohbet ama işten de bahsedebiliriz sohbetimizi tabii. Yok canım boşver. Ben girişimciyim. Girişimcilik hayatıma üniversiteyi hemen bitirir bitirmez reklam ajansımı kurarak başladım. Reklamcılık sektörüyle başladım. Reklam sektöründe 3 startup kurdum, 3 şirket kurdum. Bir tanesini Avrupa'nın en büyüğü yaptım, Magic Outdoor'u.
panel reklamda Türkiye'de ve Japon ortağıyla yurt dışında da yine reklam sektöründe çok büyük başarıları imza attı. 2000 yılında da 3 şirketimi de Amerikalılara sattım ve Amerika'ya yerleştim. Harvard'da ve MIT'de MBA yaptım. Biraz sabbatical geçti 3 yıl. Döndükten sonra da yine bir iki yatırımım oldu. Gıda sektöründe sanayicilik yaptım, çobanlık yaptım hatta. Çünkü o dönemde şirketi sattığım şirketle yaptığım sözleşmede bir rekabet yasağı vardı. O da büyük bir deneyim oldu benim için. Bütün bunları yaparken 4-5 master yaptım Türkiye'de ve Amerika'da. Sonra da hani ben başından beri izliyorum programını. İlk tamam. çıkan hanımefendi, şey ikinci çıkan o da gezginmiş. Danimarkalı hatta. Senin gibi ilk çıkan. 194 ülke gezmiş. Benim de böyle 2011 yılında yani nasıl diyeyim iş hayatında gezmeye karşı bir böyle bir eğilimim oldu. Hani Bill Gates diyor ya sevdiğiniz işi yapın. İşe giderken dans ederek gitmiyorsanız o işi bırakın diyor. Ben de hep inancım şeydir, mutluluk iç huzurdur. Eğer insanın iç huzuru varsa nerede olursa olsun mutlu olur. Ulusal markaların global marka olması için, küresel marka olması için çok ciddi stratejilere ihtiyacı var. Bunu araştırdım Amerika'dan döndükten sonra. Bu işi yapan, bu konuda danışmanlık veren Interbrand gibi, Profit gibi Londra'daki, New York'taki şirketlerle toplantılar yaptım. Türkiye'de de aynı benzer bir şirketi birlikte kuralım dedim. Baktım ki onlar yanaşmıyorlar. Türkiye'yi sığ görüyorlar. Ve ben Global Magic Brands danışmanlık şirketimi kurdum. Buradaki amacım da Türkiye'den dünya markaları çıkmasında katkıda bulunmak. Yani hem iş hayatı tecrübelerim var, hem reklamcılık ve iletişim, marketing, pazarlama ve strateji konusunda tecrübelerim var. Bunları meç edip böyle bir yolculuğa çıktım ve iyi ki de çıkmışım. Çok keyif alıyorum. Yani yani senin kadar değil ama hem fiziken hem ruhen dünyayı geziyorum aslında. Yani Avustralya'da mesela müşterilerimiz var. Litvanya'da müşterimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde müşterimiz var. Sanayici, ses sanatçısı, kişisel markalaşma veya şirket markalaşması, ülke markalaşması, kent markalaşması konularında stratejiler geliştiriyoruz biz. Zaten strateji olmadan taktikleri yerine getirmek, yapmak çok doğru değil. Şu anda bununla uğraşıyorum ve bu pandemiden hemen önce de geçen sene Kasım ayında ilk kitabım çıktı. Marka Ol Emi kitabım çıktı. Daha bir yılı tamamlamadan 3. baskısını yaptı. Orada da herkesin anlayacağı dilde markalaşma ve pazarlama reçeteleri veriyorum. Kadın markalaşması veya işte startupların markalaşması, kent markalaşmasına kadar, hatta politikacıların markalaşmasına kadar. Biraz önceki beyefendinin özgürlükle ilgili söylediği şey de benim markalaşmada çok örtüşüyor. Kitabımda da söylüyorum, dünya markaları ancak özgür ülkelerden çıkıyor. Evet. Zengin ülkelerden değil, özgür ülkelerden çıkıyor. Yani bunun çok örnekleri var. Suudi Arabistan G20 üyesi olmasına rağmen bir tane dünya markası yok. Rusya'nın yok, ne bileyim birçok ülkenin yok. Ama 7,5 milyon nüfusu olan İsveç'in en az 10 tane dünya markası var. Evet. Ya da Güney Kore. Ufacık. Pandemi döneminde de ilk sınırlamalar başladığında Şubat, Mart gibi vakit buldum ve ikinci kitabımı, senin sana da test kopyasını verdiğim ikinci kitabımı bitirdim. Vallahi yani
Güzel geçiyor. İyi gidiyor. Evet. Üretken. Sizde en sevdiğim unsurlardan biri ki buraya gelen her konuşmacı da öyle. Siz de bir dünya vatandaşısınız. Ve yaptığınız işi İngilizce, Türkçe ve Arapça da yapıyorsunuz. Türkçe dışında İngilizce ve Arapça da yapıyorsunuz. Hatta İskenderiye'de doğdunuz yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu? Yok, ben Kahire'de doğdum. Kahire'de, Allah rahmet etsin. Anşems Üniversitesi'nde, Kahire Anşems Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy'un zamanında kürsü başkanlığını yaptığı Türkoloji kürsüsünün başkanıymış ve Türkoloji okutmanıymış. Annem de oradaymış. Biz aslen Malatyalıyız ama ben de o sırada Kahire'de doğmuşum. Sonra üniversiteyi Suudi Arabistan'da Riyad'da okudum. Tam bir dünya vatandaşıyım yani. Londra'da okudum. Amerika Birleşik Devletleri'nde okudum ve yaşadım. Japonlarla ortaklık yaptım. Amerikalılarla yaptım. Ne bileyim Araplarla yaptım. Böyle dünya vatandaşı olmayı seviyorum. Bizim bence evet, Türkiye'de bu bahsettiğimiz parametreler, işte demokrasi, özgürlük vesaire, bunların arttığı takdirde potansiyelimize çok daha kolay ulaşabileceğiz ve o zaman sizin gibi insanlar daha, şu an zaten önemli, daha da önem kazanacak. Son olarak şunu sorayım size, sonra soru varsa alırız. Bir markanın dünya markası olması için Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede tıkılıp kalmaması için en önemli parametreler nedir? Zaten kısaca bahsettiniz ama toparlamak adına, belki marka olmak isteyen varsa sizden faydalansınlar. Vallahi çok kısa zamanda özetleyecek olursam, cesaret önemli, cesur olmak çok önemli. Millet ne der diyen marka olamaz. Bir başka nokta, marka adı ilk adımdır. Aman ha soyadınızdan uzak durun veya memleket adından. Yani nadiren soyadı veya memleket adı markaya uyabilir ama genelde uymaz. Benimdir bu marka deyip kendinizle özdeşleştirmeyin. Çünkü o marka, hep söylerim, hedef kitlenin malıdır. Şirketin sahibinin değildir. Dolayısıyla hedef kitlenin seveceği, onları cezbeden bir marka adı olmasını tavsiye ederim. İyi insan olmak çok önemli dünya markası olmak için. Çünkü marka da insandır. Markanın da DNA'sı vardır. Marka da iyi insan gibi muamele etmelidir hedef kitleye, müşteriye. International olmak, internasyonal olmak önemli. Başkalarını, diğer ülke vatandaşlarını veya ırkları, onları da yine insan görmek önemli dünya markası olmak için. Tabii ki dijitali, interneti iyi kullanmak çok daha artık önemli olmaya başladı. Ama şey diyorum yani, her şeyin başında kararlı olmak geliyor. Dünya markası olmaya karar vermek önemli. Aslında her şeyin, sadece marka değil, her şeyin başında karar vermek ve bunu içselleştirmek çok önemli. Yani arada derede kalırsa böyle bir insan olmuyor o zaman. Bu arada size bir soru gelmiş, onu çıkardım. Ne zaman yayınlanacak? Evet, ikinci kitabım şu anda zihnimde demleniyor. Bir 6-7 kişiye verdi. Onlar okudular. Bir tanesi de sensin Perçin. Onlardan gelen feedbackler de çoğu olumlu. Bir iki böyle ekleme çıkarma gibi şeyler olacak. Bir roman, bir aşk romanı. Ben aslında roman yazarı değilim. Ama markalaşmanın aşk romanını yazdım. Bu da sektörde bir ilk oldu. Yani içinde ihanet var, aşk var, ne bileyim heyecan var. Ama romanı baştan sona okuyan bir insan bir dünya markasının nasıl yaratılacağını görüyor. Londra'da başlıyor hikaye. İşte sonra Türkiye'de devam ediyor. İşte Fransa var, Paris var. Hatta bir yönetmen arkadaşım bunun çok iyi dizisi olur, filmi olur dedi. Belki evet, öyle bir şeydi, bir kanalla konuşalım. İyi bir net dizisi olabilir Ömer Bey. Evet, olabilir. Yani Netflix'te Emily in Paris var mesela, o kıvamda. Mad Men var malum. Mad Men ise evet. Türkiye'nin Mad Men'i olabilir diye düşünüyorum. Aktör bayağı arıyorsanız. Pandemide de bir lansman olmaz yani. Hani zor, şu pandemi geçsin,
Ondan sonra ikinci kitabı çıkaracağız bakalım. Bir de ilk kitabımın İngilizcesinin lansmanı olacak pandemiden sonra. Marco Remy'nin. Başlığı nasıl çevirdin? Efendim? Be a Brand Got It. Okay. Tamam. Be a Brand Got It. Bir soru daha var. Siz ortam, marka siz ortamdan ayrıldıktan sonra aklınızdan konuşulandır. Doğru mu hatırlıyorum Ömer Hocam? Evet, evet. Bu Jeff Bezos'un sözüdür. Marka siz odadan çıktıktan sonra sizin hakkınızda konuşulanlardır der. Yani aslında marka algıdır o zaman diyorum ben. Marka kesinlikle logo değildir, simge değildir, somut bir şey değildir, soyut bir değerdir. Marka değeri de soyut bir değerdir. Yani tüketicinin, hedef kitlenin kafasında, zihninde yarattığı bir değerdir. İnsanlar için de bu geçerlidir. Dolayısıyla ekşi sözlükte ne yazıyorsa olsun veya şikayetimvar.com ne yazıyorsa olsun, insanın kendi algısını, reputasyonunu, itibarını doğru yönetmesi, iyi yönetmesi çok önemlidir. Her birimiz bir markayız. Yani bir insan ilk doğduğu andan itibaren markadır. Marka ismi de kendi ismidir. Kimisi o markayı güçlü, iyi yönetir, ihmal etmez. Kimisi de ihmal eder. İhmal edince ne olur? İşte sosyal medyada yoksun, blog yazmıyorsun veya düğüne çağrılıyorsun, gitmiyorsun. Küskünüm ben onlara diyorsun. Cenaze oluyor, gitmiyorsun. O zaman hayalet oluyorsun. Hayaletten de marka olmuyor. Peki Ömer Bey, insanlar sizi nerede takip edebilir? Siz de diğer konuşmacılarımız gibi Derya Deniz'siniz. 15 dakikaya olabildiğince sıkıştırmaya çalışıyoruz ama sizi ve fikirlerinizi nerede görebilirler? Ben 5 ana sosyal medya platformunun 5'inde de varım. YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram ve Facebook'ta Ömer Sengüler hesabıyla varım. Bir de ömersengüler.com blog sayfam var. Oralardan ulaşabilirler bana. Harika. Instagram'da da özellikle Instagram'da, LinkedIn'de ve Facebook'ta hani nasıl diyeyim güncel böyle markalaşma ve pazarlama ile ilgili şeyler veriyorum. Yani tüyolar, reçeteler, bedava danışmanlıklar. Dolayısıyla yani güzel şeyler yakalayabilirler. Harika. Kesinlikle izleyen arkadaşlar için ve sonrasında kaydı izleyecek arkadaşlar için her konuşmacımızı önerdiğimiz gibi Ömer Bey'i de mutlaka dinleyin. Ömer Bey, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sizi dinlemek her zaman keyifli. Teşekkür ederim. Daha nice etkinliklerimize, sohbetlere diyorum. İyi ki varsınız. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı Ömer Bey? Seni tebrik ediyorum bu Bir Damla projesiyle ilgili. Yani güzel bir işe imza atmışsın yine. Teşekkürler Ömer Bey. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet arkadaşlar, sona geldik. 6 birbirinden değerli konuşmacıyla etkinliğimizi sona erdiriyoruz. 9. etkinliğimiz. İlk 5'i offline fiziksel etkinliklerdi. Koronadan sonra 4 etkinlik yaptık ve 9. etkinliğimizi yaptık. Daha nice 10. 15. 20. 100. etkinliklere ve dünyanın her yanında. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. İzleyemeyen arkadaşlarınız varsa Heroes and Heroes Instagram sayfasında kaydı onlara yollayabilirsiniz. Ve dediğim gibi eğer öğrencilerin akademik hayatlarına katkıda bulunmak istiyorsanız benim de destekçisi olduğum, benim kurmuş olduğum ve şu an 60'dan fazla destekçimizle 8'den fazla öğrencimizi desteklediğimiz çok ufak meblağlarla aylık onların hayatlarında büyük farklar yarattığımız ve aynı zamanda manevi de destekler verdiğimiz bu Bir Damla Derneğimizin bir parçası olmak isterseniz bana yazabilirsiniz. Bir Damla Derneği'nin Instagram sayfasına bakabilirsiniz ya da birdamla.org sitesinden bilgiye ulaşabilirsiniz. Zamanınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Tüm konuşmacılarıma da gönülden teşekkür ediyorum tekrardan. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.